Manisa'ya geldik. Kent Park'tan başladık. Ali abi beni gezdiriyor. Hava da çok güzel yani. Ördekler de var sanırım. Su azalmış yalnız. Bu arada zipline'ımız çalışmıyor herhalde daha henüz. O da bizim şansımıza. Soralım. Sorma. Çalışıyorsa belki biz de bineriz. Aynen, çok harika olurdu, biliyor musun? Bana da hiç şanslı oldu. Ben ne zaman gelsem kapalı oluyor. Senin şansına mı? Aynen, benim şanssızlığım aslında. İki parça mıydı bu park? Aynen, şimdi bu ilk parçası. Bu zipline haricinde burası daha çok oturma. Vakit geçirme. Alt tarafta daha çok çocuk oyun alanı. Hafta park sonu için güzel. Tabii. Hafta içine iyi. Dinlenmek için. Şehrin gürültüsünden kaçıp biraz böyle azıcık bir doğal yaşam, biraz böyle dinleneyim, gürültü olmasın diyorsan o yönden bak, çocuklar için harika zaten. Herkes çocuğunu gezdirmek için ya da köpeğini gezdirmek için. Zaten geliyor. Şehir çok yoğun değil sanki. Ya bu taraf yoğun değil. Bu taraf daha iyi. Yani çok kalabalık görmedim öyle. Aynen. Şimdi biraz da şey, pazarın sakinliği var. Şimdi Şehzadeler tarafına geçince orada biraz daha kıpırtı olur. Buraya göre. Heykellerimiz de var. Tabii. Heykellerimiz, yazarlarımız. Büyük şehir çalışıyor. Büyük şehir çalışıyor. Ankara'yı özledin mi ya? Ankara'nın iklimi güzel olsaydı Ankara'lı olurduk da. İklimden dolayı vazgeçtin yani. İklim ve deniz sevdamız. Akdeniz iklimi maalesef bizi sürüklüyor oradan oraya, oradan oraya. Ama ritmi, sanki ritmi bulamıyoruz ama. İç Ege'ye yerleşmişsin. Akdeniz'i bırakıp. Yok, şimdi tekrar bir deniz kenarı olursa o zaman artık yerleşeceğiz inşallah. Hani artık dedim mi? Hadi bakalım, kısmetse. Dedik yani bir yere daha geçelim, evimizi alalım, oturalım, oralı olalım diyoruz da. Artık İzmir'e doğru. İnşallah. Urla falan çok pahalı ama. Urla, Foça. İnanılmaz yani. Bu çocuklar oynuyor sanırım. Bilmiyor musun? Nedir ya? Ya bu aynı şey. Burası da yazın açıktı bir kere. Onun haricinde sonra pandemi girdi, kapattılar. Şu an işte, çalışmıyor yani. Aynen, şu anda da yani yakın zamanda geçen hafta da geldik biz bir yürüyüşe. Aktif değil. Şu öğleden sonraları çalışıyordu da. O da yok. Neyse, biz de Kent Park'ın içinde gezmiş olduk böylece. Şimdi bir altına geçeceğiz zaten. Burası birinci alanın sonu. Burası su parkı. Su parkı. Aynen, yazın. Ha, çocuklar oynuyorlar. Aynen, hava ısındıkça işte oradan su püskürüyor. O kova su döküyor. O kovalardan doldukça su boşalıyor falan. Böyle çocuklar. Manisa sıcağında. Aynen. Manisa'nın kavruk sıcağında. Yani İzmir sıcağına yakındır. Yakın olduğu için. Aynen. Sıcaklığı yakın. Zaten Akhisar'dan bu tarafa doğru geldikçe trafikte hep 35 plakalar hızlı hızlı gidiyorlardı. Tabii canım. Ya bizim zaten hani 45 ile 35 iç içe artık. Hem onlar evet için hem bizim için. Mesela Manisa OSV'yi anlattım ya, Manisa OSV'nin personelinin atıyorum 4'te 1'i, 5'te 1'i İzmir'den gelir. İzmir'den gelir. Oradan da servisler var. İçeriden Turgut'tan, sahil tarafından gelen de personel çok. Çünkü çok alan çok büyük. 5 kısım şu anda. Ve gittikçe büyüyor yani. Neredeyse her fabrika büyüyebildiği kadar büyütüyor şu an kendini. İnşallah da iyi olur ama. Fabrikaların büyümesi düzensiz göçü de etkiliyordur. Aynen. İç Ege'den özellikle çok düzensiz göç alıyor. Bu da şehrin yapısını bozuyor yani. Gereksiz bir maliyet artışı. Şimdi ikinci bölüme mi geçiyoruz? Aynen, burası birinci bölüm. Bir cadde ayırıyor. Kent Parkı. Bugün pazar ve sabah ve güzel. Hava da iyi. O yüzden şöyle bak. Yani biz neredeydik? Yerleşim planına göre. Biz birinci kısımdaydık. Şu an buradayız. Gideceğimiz yer şurası.
bu ikinci bölüme geçiyoruz. Aynen. Geçelim. Tam karşısı. Arayı aynen. Cadde ayırıyor yani. Aynen, bir cadde ayırıyor. Bu taraf daha kısa. Daha çok dediğim gibi işte oyun parkıdır vesairedir yapmışlar. Artık çocuk. Ezilmeyiz inşallah. Ya ezilmeyiz. Motorcularımız. Kısma geldik. Ya zaten şeydir. Gürültüsünden söyleyemedim bebelerin. Ege'de çok fazla zaten motor var. Motosiklet. Aynen. Turgutlu, İzmir, işte Manisa. Buralarda çok fazla motosikletle ulaşım. Motor sevdası çok. Sen yazın özellikle kesinlikle gidiyoruz ya motosiklet kazası. Maalesef sen de motosiklet kullanmıyorsun ama. Sırf onları gördükten sonra hanım izin vermiyor bana. Motosiklet kazalarını gördükten sonra motosiklet kullanmana izin vermiyor yani yenge. Aynen aynen. Çünkü gerçekten çok kötü yani. Şöyle bir böyle mi gidiyor? Tamam. Biraz daha kısa. Şimdi daha böyle aktiviteye uygun. Bak ablalar da aktivite yapıyor böyle. Evet. Çin üstünde çekirdek. Çekirdek. Daha farklı. Çocuklar da orada aynen. Etkinlikteler. Aynen. Böyle bir grup birlikte bir şey bulmak. Çok güzel yani. Böyle bir U yapıp denebiliriz. Çocuklar böylece çok, kent parkı da. Aynen çocuklar için çok cidden büyük avantaj. Çok farklı. Şu park. Ve hani şey, ücretsiz oluşuyor. Kentin içinde oluşuyor. Çok iyi. Bak buralarda şey, muhtemelen bunlarda yeni çalışma başlayacak. O henüz kullanılmıyor yani. Aynen. Yani o, mesela buralar özel. Buraları paraları giriyor. Belli yerleri paralı. Güzel bir parkmış. Aynen aynen. Yani sevdim ben de. Hafta sonu olması kalabalık tabii biraz. Tabii. Hem hafta sonu hava hem de güzel. Hava uzun süreden sonra ilk defa ısınıyor bu kadar. Onun da pozitif etkisi var. İnsanlar kaç haftadır çıkamıyordu. Evin içinde büyük pandemiden sonra aynen aynen pandemi artık rahatladı diyebiliriz artık. Dünyada nasıl bilmiyorum da sen daha iyi bilirsin ama çok çok güzel olmayınca yani şeyden, dünyada da yeter dedik artık de yeter dedik yani. İngiltere bütün kısıtlamaları kaldırmış. Aynen bizde de kalktı. Mesela Hesko'da alacaktık aynen. Dün anneme tam bilmiyorduk. Bak, yok konuştum. Artık Hesko'da. Aynen. Daha girdik ya devlete, artık HES kodu sorgulayamazsınız, eskisine bakamazsınız. Tabii, AYTV'si Arda da HES kodu vermiyor. Sonra bu defa şeye girdik. Ya dedik acaba uçuşlar da lazım değil mi? Hiç onu okumamıştık, dikkat etmemiştik. PCR de istemiyorlar. PCR zorunluluğu da yokmuş. Meğerse. Artık her şey serbest yani. Aynen aynen. Maskeye de kimse sallamıyor. Yani uçakta istediler. Uçağa binerken. Havalarında tak. Evet. Bu da değişikmiş. Çocuklar için çok güzel. Şuristten gidip diğer tarafta çıkalım artık. Dönebiliriz. Zipline zaten çalışmıyor. Aynen. Zipline maalesef. Olsa çok güzel olurdu. Zipline çalışsaydı biz de bir aktivite oğlan, yapardık. Benim oğlan gelecek. Önümüzdeki Nisan'ın 10'u gibi gelecek inşallah. Ramazan'ın içine renk geliyor ama. Hadi bakalım. Bu defa ona inşallah hava daha güzel olur, daha aktif olur. Bundan sonra havalar güzel olur. Aynen iki kere onunla da gelmiştik. Ama bir türlü binmek nasip olmamıştı. Aynen. Bundan sonra olur ya. İnşallah inşallah. Güzel insanlar güneşle artık böyle çıkmışlar. Park oldukça güzel, sevdik. Başarılı. Buradan sonraki rotamız neresi? Valla buradan sonra Şehzadeler tarafına geçeceğiz. Şehzadeler tarafına geçeceğiz. Aynen. Bir yine park görürüz. Şehzadeler Parkı görürüz. Park ve bahçeler bahçelerden sorumlu Ali Bey ile birlikteyiz. Kendisi ambulanslardan sorumlu şefimiz. Eskiden ambulanstan ben sorumluydum. Sen oraları yönetiyordun.
Artık sen ambulanslardasın, ben de gezme kısmındayım. Aynen, ben de gezi. Ben de gezi kısmındayım. Ama istersen yer değiştirebiliriz. Keşke öyle bir imkan olsa. Burada da havuz var galiba. Yukarıdan normalde gelen sular bu tarafa geliyor. Şurada da bu klasik Ankara'da da vardı ya. Şey, evet. Müzikle birlikte uçuşan Işık, sular. Işık. Akşam yapıyorlar. Işıklı sulu gösterilerin olduğu. Neydi o? Göksu Park mıydı? Göksu'da da vardı. Sonra Eryaman tarafında. Eryaman tarafında da vardı. Bir de merkezdeki o. Aa, evet, orada da var. Merkezdeki o büyük park. Bakalım isimleri unutmuşuz artık. Orada da vardı. Ankara'ya terk edeli uzun oldu tabii. Kuğulu'da mıydı? Yok ya. Kuğulu'da Güven yoktu. Park mıydı? Bütün parkları söyledik, aklımıza gelmedi. Ne kadar Ankaralı olduğumuz aynen. Da belli oldu. Aynen. 8 yıl yaşamışız ama. Neyse. Bunu temizlemişler. Bu da iyi. Işıklı göster oluyor yani akşam. Aynen, ışıklı müzikli böyle. Müziğin rütbüne göre sular uçuşuyor vesaire. Tabii bizim artık akşam buraya gelme şansımız yok. Aslında vardır da. Akşam da gelsen bu açıdan iyi oluyor. Akşam da daha kalabalık olur. Şimdi artık her geçen saat buranın kalabalığı artar. Evet. Kimisi kahvaltıdan sonra gidiyor, kimisi öğleden sonra çaya gidiyor. Yarın da belki Tayfun'la buluşacağız. He. İzmir'de. Vay. Kuşçu. Kuşçu. Kuşçu, aynen. Kuşçu Tayfun. Ama ödülleri var yani Tayfun'un. Aynen, bunun. Geçenlerde yine bir ödül paylaştı. Dedim ya maşallah dedim ya. Ne kadar güzel hobiler. Sana da yakında şey verebilir, kuş hediye edebilir yani, yakınsınız. Keşke vallahi şey, çok istiyorum böyle bir hobim olsun. Tayfun'un da hobisi kuş. Aynen, onun da hobisi kuş. Ve ödülleri falan var. Çok güzel. Aynen. Ben de takip ediyorum Tayfun'u. Çok başarılı ya. Bakalım yarın izin alabilirse. Yiyip içmek ve gezmekten, gezebilmekten başka. Evet. Aktivitemiz yok maalesef. Başka bir hobin yok. Ne bir alet, müzik aleti çalabiliyoruz, ne bir hayvan. Ama kedi, senin işlerin yoğun olduğu için. Stresli bir işin var aslında. Aynen. Kedi besliyoruz ama kedi de çok... O istediği zaman sevdiriyor bizi. Anladım. Çok... Cinsinden dolayı sanırım. Aynen, çok şey yapma. Siyam. Siyam kedisi. Para. Aynen. Hocam isterse sevdiriyor yani. Çok böyle kuş gibi, köpek gibi değil. Kent Parkı'nı da gezdik. Aynen. Kent Parkı'nın olayı da bu. Dediğim gibi burada bir restoran, kafe var. Yukarıda bir tane. Yani insanların böyle sakinle. Hani evden hazırlıksız geldiysen. Sandalyeni, çayını, kahveni, çekirdeğini getirmediysen insanlar sakince gezeceği bir yer yani burası. Aynen, aynen. Ve ücretsiz. O açıdan güzelmiş. Yeni bir parka gidelim. Tabii. Bir de Şehzade Park. Orası biraz böyle minyatürk. Biraz da şehzadelerimizin adı üstünde. Peki. Heykellerin bir de oradan çekim yaparız. Aynen, bir de orayı görürüz. Burası itfaiye merkez. Oturduğum evde şu Mila Boya binasının 5. katı. Yeni Kazancı Mühendislik Mila Boya binasının 5. Çok katı. Müştek bir yerde oturuyorsunuz. Aynen. Bu yolun ucu zaten Sarıhan'la Akhisar, hiç sapmazsa bir ucu da İzmir. Ben bu istikametten geldim. Aynen. Sen doğru, sen bu caddeden geldin. Bu caddeden geldim. Bu yol boyunca geldin. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Artık şuradan sonra, şu dalma çıkmadan sonra Şehzadeler. Anladım. İlçesine bağlanıyoruz. Bu taraf Yunus Emre, o taraf Şehzadeler'di. Bu dalma çıkmadan sonra bu taraf artık Şehzadeler. Çok var. Eski yerleşim, daha merkezi, işte valiliğin kaymakamları vesaire olduğu alan. Önce bir Şehzadeler Parkı gezelim, sonra oradan içeri geçeriz. Tamam. Aklım Akhisar'da kaldı. Akhisar çok güzeldi. Aynen, aynen. Ya orası da aslında il olmayı hak eden ilçelerden ama burada çok yerleşik ve çok sık ya iller birbiriyle. Anladım. O yüzden şey yapmıyorlar. Normalde oranın da nüfusu var galiba. 250 binin üzerindedir orada da nüfus. Tamam. Muhtemelen 250 bin üzerindedir. İller arası çok yakın olduğu için zaten burası da İzmir'e çok yakın. Aynen. İşte bizim bulunduğum noktadan Kordon'a inmem 25 dakika ya da 30 dakika arası trafiğin durumuna göre alıyor. Bornova 20 dakika zaten. Hani 20 dakikaya çok rahat giriyorsun Bornova'ya. Yani çok sınır. Bir de hiç kontak kapatmıyorsun. Aynı cadde üzerinden devam ediyorsun. Hani sana 5M Migros'a gelir gibi devam ettiğim zaman o yolun sonunu İzmir'e. Burası İzmir'e bağlanıyor. Öyle olunca da büyük de olsa ilçeler zaten çok da artmasın. Ama 3 tane falan büyük ilçemiz var bizim. Akhisar, Turunlu, Salihli. Bunlar
Santander Bankı. Arka iz düşüyor. Burası eskiden Sümer Bankı. Sümer Bank'ın fabrikası. Fabrikası. Tüm alan sonra değerlendirilmiş. Kısmı işte tesis yapılmış. Ziyaret edilebiliyor mu? Burası şey daha çok işte organizasyondur. Anladım. Vesairedir. O şekilde. Biz onun ön yüzüne gideceğiz şimdi. Bu yol zaten dediğim gibi senin geldiğin Akhisar'a gidiyor. Akhisar'a gidiyor. Birazdan öğleden sonra düğüne de ben buradan gideceğim. Saravalı'dan. Anladım. Merkeze girip oradan sağa dönüp. Şimdi yeni bir parka gidiyoruz. Aynen. Evet. Bir park daha gezelim seninle. Aynen. Zaten dişe dokunur bu tarz iki parkımız var. Biri orası, biri burası. Bura kongre merkezi. Fuar merkezi. Fuar merkezi işte bak. Alışverişler yokmuş. Karadeniz günü yok. Doğu Anadolu günleri genelde burada olur. Tanıtımlar burada olur. Anladım. Bir fuar alanı yani. Aynen orası fuar alanı. Bu yolun bitimi şey arkamıza doğru otogar. Biz şimdi artık şehzadelerdeyiz. Yani Sipil'e çıkmanın da pek bir ya mantığı. Sipil'de karşımız artık. Şimdi karşımız. Şey yapacağız. Şeyden sonra bir de seyir kafe dediğimiz eski yerlerin olduğu yere gideriz. Tamam. Hani Spil'in eteklerine, Manisa manzarasına ulaşabileceğimiz yere zirveye çıkmadan daha çıkarız. Kestirme olur. Aynen. Daha sonra ben de şehir içinde biraz dolaşmış olurum. O şekilde Manisa'yı da tamamlamış oluruz. Bir küçük tur yapacağız. Şimdi burası Şehzadeler. Şehzadeler Parkı. Evet. Şey alanı var. Anladım. Tuğlu gibi ortada bir su gölümüz var. Onun yanında şehzadelerin genel öyküsünü anlattığı sol tarafta çıkarken uğrarız yine oraya. Anladım. Yani küçük küçük böyle minik. Aynen. Yapılarla ilgili. Yapılarla ilgili. Yapıların minyatür halleri. Bunlar Manisa'nın içindeki yapılardan mı? Manisa içi de var, Türkiye'de var. Türkiye'de mesela var. Mesela Konya'daki camiyi de anlatmış. Ya da İstanbul'daki eseri de anlatmış. Keza Manisa'daki camilerde. Böyle görünce çok enteresan geliyor mesela. Mesela şu cami Manisa merkezde. Merkezde. Ama bulunduğu mahalle İshak Çelebi Mahallesi'nde. Onun tarafında yaptırmış. Zaten İshak Çelebi Mahallesi'nin o taraftan çıkacağız Spil'in ayağına. Tamam. Ben geçen gün bu caminin yanında deprem tatbikatındaydım. Böyle görünce ne kadar güzelmiş diyorsun. Ama için önünden geçerken hiç böyle hissedilmiyor. Dikkatini çekmiyor yani. Dikkatini çekmiyor. Yani özellikle Manisa'daki eserlerin bu tarz olması aslında çok çok iyi. Mesela bak bu cami de önünden çok geçtiğimiz bir cami. Daha bizim tarafımızda kaldı. Benim eve yakın kaldı. Ama dikkat çekmiyor aslında. Dikkat çekmiyor. Önünden çok geçmişiz. Atıyorum şu kapının önünden sürekli gelip geçmişiz ama bu halde görünce ne kadar güzelmiş aslındayı evet. Çağrıştırıyor sana. Şunu biliyordur klasik yarın gideceğim. Tabii İzmir. İzmir'deki saat kulesi. Bunlar hep şehzadelerin ve onların adına yapılan küçük küçük imarethane, levhane, yapılar. Şunun müzesi de var da oraya girmedik geçen defa biz. Bugün de şansımız da kapalıdır pazarlığa. Bak bu Sivas. Şimdi bunları da biz de okuyarak çözmeye çalışıyoruz. Kimisine gittik biz de bunu. Sivas'a gitmiş miydin? Ben gitmedim. Eşim gitmiş mesela. O anlattı. Biz nereye gittik? Konya'ya gittik. Manisa, Kurşunlu, Han. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gittik. Bu da Manisa'da yani. Aynen bu da Manisa'da. Ben ona bir bakayım. Şehir içinde mi? Hı hı. Şimdi bundan sonraki yapılar vesaire hep buradan Spil'e doğru şöyle bir iz düşüm düşün. Şöyle kucakladığın zaman her şey bu tarafta. Anladım. Artık bizim o geldiğimiz alanla hiç işimiz kalmadı. Burada gördüğün ve göreceğin cami olsun, müze olsun her şeyi asıl şehzade ya da bir kentin Atölye Camisi ve Külliyesi. Şimdi aslında çok eser varmış. Tabii şimdi gerçekten Şehzadeler kenti, hatta adından da belli Şehzadeler tabii. Belediyesi. Osmanlı'da çok değerli olan bir şehirmiş Manisa. Ve gerçekten çok padişah yetiştirmiş. Burada yetişip evet. Ülkenin başına geçmiş. Önemi? Oradan geliyor şehrin. Oradan geliyor. Şehzadeler olmasının sebebi de o. Öyle olunca çok fazla eser var.
Evet. Aslında. Ama kentin içinde gerçekten kaybolup gitmiş böyle. Çok kıymetini bilememişiz gibi biz. Buraya Anladım. Gelince dediğim gibi ayıkıyorsun. Ama ne kadar güzelmiş diyorsun. Ama kent yaşamının içerisinde böyle dikkat çekmiyor. Dikkat çekmiyor. O önem gösterememiş. O şeye ulaşmamış. O değeri. Bu Erzurum'daymış. Oraya nereden giriliyor acaba? Anneciğim böyle bir gidelim bakalım hadi. Bir oynayalım orada. Oynayayım ben. Demiştim ya sana, yolun kenarından geçtik, onun iz düşümüne düşeceğiz. Evet. Oradan geçtik, o gördüğün hemen bak alan, ana yol. Az önce döndüğümüz hat. Böyle. Onun ön kısmını işte kafedir, tesistir vesairedir yapılmış. Arka tarafına bak, parkı yapmışlar. Sümer park alanı. Eskiden burada Sümer Bank vardı kapanmadan önce. Anladım. Bu ağaçlar vesaireler biz çocukken buradaydılar. Çok şimdi, güzeldiler yani. Şimdi de Allah'tan onlara dokunmuyorlar. Lakin Sümer Bank diye bir şey kalmadı maalesef. Artık hiçbir şey üretmiyor. Burası da Rum Mehmet Paşa medeniymiş. Yani bunların hepsini gezmeye bir gün yetmez aslında. Yetmez. Ya şöyle aslında alan olarak çok yakın birbirine ama çok fazla. Çok biz fazla. Artık görebildiğimiz kadarıyla ben gezmeye çalışacağım. Küçük su taslı burası İstanbul. Bak burası çok... Yani bir de şeyler de güzel olmuş. Biz buraya gelmeden önce bu tarz bir yapı olduğunu ya da böyle çalışmalar olduğunu işin açıkçası bilmiyorduk burada. Anladım. Daha biz de buraya birkaç ay önce geldik. Güzel bir havada. Aynı böyle. Şu müze kısmına bakalım mı? Ben de merak ediyorum. İstiyorsan bir bakalım. Açıksa girmiş oluruz. Aynen bir bakalım ne var ne yok. Açıksa da bir görelim. Genel olarak ağaçlar çok güzel. Bir müzik organizasyonu olacak galiba bizden. Aynen. Manisa yetişirsek. Manisa halk oyunlarına eşlik edeceğiz. Bir de canlı müzik yapacaklar. Değişik böyle bir. Evet, yeni bir müze gezisi. Dioramik Mesir Müzesi. Geçen geldiğimizde kapalıydı. Bazen kendimi sadece ben müze gezmek istiyormuşum gibi hissediyorum. Aksine dün Balıkesir'de her hangi müzeye gittiysem kapalı. Hafta sonu tabii onun için. Ya normalde müzeler pazartesi kapalı olur Türkiye'de. Evet. Biz her gittiğimiz yerde, Bodrum'a da gitsek, Eskişehir'e de gitsek mutlaka müze gezeriz yani. Müze gezmek aslında çok güzel. Açık evet. Bak şansımıza. Girelim. Dora Mesir Müzesi açıkmış. Girelim. Bir girmiş olalım biz de. Bilet alacak mıyız? Sanırım değil. Ücretsiz. Evet. Bir oramik mesir müzesi. Çok iyi. Evet. Bak geçen de aldığında kapalı. Buradan da aşağıya doğru. Bir bakalım biz de. Bu klasik 2 yıldır yapılamayan ama Osmanlı geleneği olan Mesir Festivali diyoruz biz. Mesir dönemi. Manisa'nın da zaten Mesir meşhur. Merkez Sultan Camii. Yanlış bilmiyorsam. Sultan Camii'nin üzerinden o dönemlerden atılıyormuş. Hala da bu gelenek devam ediyor. Bunun festivali yapılıyor ama 2 senedir pandemi sebebiyle bu yıl da ertelendi, yapılmadı. Muhtemelen Allah izin verirse seneye yapılacak. Aynı böyle toplanılıyor. Gösteriler, eğlenceler, yeme içme artı mesir. Çıkıp hocalar, görevliler yukarıdan
atıyorlar. Halkın üzerine paketli paketli atıp dağıtıyorlar. Bu da onun. Şifa. Aynen, o da dediğim gibi Osmanlı geleneği yani. Burada da çok güzel bir Manisa silüeti var. Çok güzel yapmışlar, evet. Aynen, başarılı. Bu alan kapalıydı geçen geldiğimde. Gerçekten başarılıymış yani. Seninle birlikte gezebilsek aslında Manisa'yı ben de çok daha iyi tanıyacağım gibi duruyor. Bize geçen bahçeye geldiğimizde burası kapalıydı. Sen de benimle Manisa'yı gez. Aynen. Ya işte diyorum ya, bu el olan bize bir nişan kitlemeseydi. Bir de şey biraz. Müze bu kadar herhalde. Aynen aynen. Bu solukta bu kadar potansiyel ve gelişmemesinin en büyük sebeplerinden biri şeye bu kadar yakın olması. İzmir'e bu kadar yakın olması. Evet. Ki biz öncesinde de mesela 2007'lerde çalıştığımda da o dönem Manisa'da sinemaya, eğlenmeye, alışverişe. Bu da Rapunzel herhalde. Aynen. Masal parkı mıydı? Aynen, burası da masal parkı. Eğlenmeye, alışverişe, her şeye İzmir'e gitmek bu kadar kolayken bu defa kimse durmuyor. Özellikle zaten kenti kalkındıracak parası olan insanlar herkes İzmir'e gittiği için. Onun için tam anlamıyla da burasını gelişmesini engelliyor. Yani bu potansiyel var ama patlama yapamamasının en büyük sebebi İzmir'e çok yakın İzmir'e olması. İzmir'e çok yakın olup sürekli herkesin keza bak dün bile biz hava güzel ooo kaçtık bir kordon yaptık bir karşıya vapura bindik. Bir karşıya çarşıda gezdik. Söylemeseyip bir şeyler atıştırdık. Arkasından da döndük. Burası da böyle bir yer. Vallahi güzelmiş. Çocuğu getirirsin o. Aynen. Aslında benim oğlanın tam gelme zamanı. Biraz böyle. Biraz daha büyüdüğü zaman olabilir. Güzelmiş. O sol taraftan geldik. Aynen, sol taraf güzel bir tane Yunus Emre. İzmir istikametimiz sol taraf. Şu yüksek binalar aslında şu ağaçların oradan daha güzel görünüyor. Gidelim öyle. Aynen. Sağ tarafımız da Turgutlu istikameti. Ama pus var diyorsun. Aynen, pus var aslında, pus olmasa. Bak mesela senin görüyor musun hanı? Evet. Bak mesela han orası. Şurası valilik binası, hemen sağında caminin o hana gidebilirim ben istikametinde. Mi? Valilik buradan gösterebileceğim. Sonra bak bahar gelmiş, ne güzel. Aynen aynen, inanılmaz. Kokuları var mı? Çiçek açmış. Çanakkale'de çok güzel kokuyordu aynen. Yani orada. Şimdi burada da var. Şöyle bir adım daha yürüyelim. Azıcık bir kez de bırak. Tamam, buradan daha net. Şimdi Anayolu'nun üstünde bir tane köprü var bak, beyaz. Evet. Onun üstünden geçiyoruz. İki kere geçtik. Uncu Bozköy'ün orası. Tamam. Tam Uncu Bozköy bağlantısı. Oradan geldik böyle. Şu yüksek bina. Bak cami. Parlak cami vardı. Bu caminin adı ne demiştin, hatırlıyor musun? Evet. Bak onun istikametinde görünüyor. Onun yanında büyük bina, belediye binası var arada. Görünüyor fakülte zaten. Var. Buradan böyle geliyor artık. Kent. O taraf daha gelişmiş. Yunus Emre. Bu taraf daha merkezi ve eski Şehzadeler diye geçiyor. Tabi burası mesela şimdi şu bölgeyi kentsel dönüşüme aldılar. Buralar yıkılacak mesela. Yıkılacak. Buralar yıkılacak. Daha böyle buraya yakışır. Daha güzel binalar olacak. Yapacaklar. Nerede? Bak mesela şu su kulesinin olduğu yer Sümer Park. Gezdiğimiz Masal Park. Masal Park. Aynen oralar. Bak bu su kulesi tam önümüz. Tam karşımız Sarıhanlı istikameti oluyor artık. O yolun devamı Sarıhanlı Akhisar. Senin geldiğin cephe. Tam o. Yani bugün biraz puslu. Puslu olmasa çok net gözüküyor daha. Gözüküyor yani. Çok net daha lokasyon olarak buradan şehri buradan gözüküyor. Tamamen görebildik. Aynen, aynen, aynen. Sipil Dağı'na da. Sipil Dağı arkamızda kaldı. Arkamızda artık. Kaldı. Yani çıkmaya da çok gerek yok diyorsun. Abi. Yok. Yani bir şey yok. Ben buradan. Bir kere çıktım. Zaten bir kere çıksan yetiyor. Keşke hani imkan çıkmasaydım. Olsa, ha çıkmasaydım da dedik ya yani. Hani bunun için mi çıktık? Bunca yolu geldik dedik. Buradan şimdi aşağı sallanırız, olmazsa şey yaparız. Ağlayan Kaya'nın orada bırakırım. Tamam. Seni. Ben de ne yapacağım? Hemen sallanacağım aşağıya. Şu iki binanın olduğu yerden sola doğru gideceğim. Benim ev de solda kalıyor aslında. Evet. Yani buranın güzelliği de bu. Eski olaydı bir kafe, yemeğin üstüne bir çay kahve içsek. Buradaki kafeleri yıkmışlar. Aynen aynen.
inşaatla çalışmayla ilgili sıkıntı sebebi. Yoksa buralar şey papazın yeri, efendim Hristiyan'ın kahve. Değişik değişik mekanlar vardı burada. Güzeldi yani. Evet. Çay kahve. Burası da böyle bir yer. Aynen. Birazdan da Alayankaya'yı görürüz. Aynen. Çünkü oradan buranın, ben gezmeye devam ederim. Buranın. Oradan sonra sen aşağıya sallandı. Yani Ali abinin yanlış yönlendirmesiyle kendimi dağa tepeye vurmuştum. Sormuştum hatta Ağlayan Kaya bu mu diye. Aslında Ağlayan Kaya buymuş. Gençlere sordum. Ben de dağda tepede Ağlayan Kaya arıyorum. Şimdi kaleye doğru bir gideyim. Açıkça kaleyi kısaca gezeceğim. Daha sonra da Muradiye Camii'ne doğru bir bakayım. Şehir merkezine de artık inmem gerekiyor. Burada bayağı bir vakit kaybettim. Ama genel olarak güzel ve keyifli. Hava da çok güzel. Montu falan bağladım. Belime bağladım. Çünkü akşamüstü serin olabilir. Montu almıştım. İzmir'e yakın olmak işte hava sıcak oluyor. Bir de kaleye doğru gidelim. Bakalım neler göreceğiz. Manisa Kalesi'ne de geldim arkadaşlar. Kale biraz tahrip olmuş. İyi durumda değil. Yine de gelip görmek istedik. Durumu çok iyi değil. Sanıyorum ki bir restorasyon çalışması da hiç görmemiş. Şehri de yukarıdan görüyor. Aslında Ali abiyle buradan geçtik. Onu sanıyorum ki görmeye değer bulmadı burayı. Aslında haklı da olabilir. Çünkü durumu biraz görüldüğü gibi kötü durumda. Biraz daha gezelim. Buradan aşağıya Muradiye Camii'ne gideceğim. Birkaç han varmış. Onları da gezdikten sonra artık Manisa defterimizi de bugün burada kapatacağız. Şehir yukarıdan çok güzel gözüküyor. Yani görülesi bir yer. Yaşamak için de güzel. Çünkü İzmir'e çok yakın. Kalenin kalıntıları var. Kendinden pek bir eser yok. Zaten gördüğünüz gibi bir sürü yazı yazmışlar. Evet. Hafta sonu olduğu için herkes de burada. Havada tabii çok güzel, bunun da etkisi var. Evet, Muradiye Camii'ni de buradan görebildim. Daha fazla ilerlemeyi düşünmüyorum. Çünkü gerçek manada kalenin dışında daha çok piknik alanı gibi herkes yakın etmiş. Kaleden de çok bir eser kalmamış. Ama yine de gelip şöyle en azından taşına bile dokunmuş olmak güzel ve mutluluk verici. Muradiye Camii'ne doğru yavaş yavaş ineyim. Şehrin içinde de biraz dolaştıktan sonra artık dediğim gibi Manisa defterimizi de kapatalım. Kameranın açısında biraz sıkıntı olmuş olabilir. Artık güneşten biraz affınıza sığınıyorum. Sanıyorum biraz yukarıyı gösterdi az önce. Durum böyle. Manisa'da biraz gezmiş olduk.
biraz şehir içinde de ara sokaklarda da kaybolursak tam anlamıyla mutlu olmuş olacağım. Yarın da İzmir'de kısa bir tur yapmayı planlıyorum. İzmir bir güne sığmaz ama bildiğimiz bir şehir olduğu için kısaca genel olarak şöyle biraz gezdiğimizde bizim için yeterli olacaktır. Muradiye Camii'ni birazdan çekmeye başlayacağım. O tarafa doğru ilerleyeceğim. Orada görüşmek üzere. Şimdi kaleden aşağıya doğru iniyorum. Muradiye Camii'ne gideceğim. Tabii şehirde her yerde bir tarih var. Şöyle Ulu Camii'yi de görüntüleyelim. Restorasyon var, içine giremiyoruz. Lakin her yerde küçük küçük bir şeyler var. Şehrin her yerinde bir tarihi var. Öyle bir durum. Hepsini gezmek isterseniz bir gün muhakkak yeterli değil burası için. Çünkü Osmanlı'da çok önemli yeri olan bir şehirden bahsediyoruz. Evet, Ulu Cami'de bu şekilde. İçine giremedik çünkü bir restorasyon durumu var. Olsun, önünden geçtik, geçmedik demeyiz. Hava oldukça güzel. Hava şartlarının iyi olması güzel ama akşamüstü de sıcak hava gidiyor, soğuk geliyor. Onun için mont bulundurmak zorundayım. Onu da belimize bağladık. Bu şekilde Manisa sokaklarında yürüyoruz. Evet, Muradiye Camii'ne de geldim. Şöyle içine de biraz bakalım. İnmesi kolay oldu. Yavaş yavaş indik buralara kadar. Şöyle birkaç cami gezeceğiz. Önemli bir yapı. Sanırım Mimar Sinan'ın eseri. Kesme taştan yapılmış olması gerekir. İçine de ben birazdan bakarım. Etrafını görelim. Şunun arkası da böyle. Yan tarafı. Zaten Osmanlı eseri oldu. Hemen belli oluyor. Görüyorsunuz kesme taştan. Çok önemli bir eser. Yine de kimseye rahatsız etmeden şöyle bir gezmiş olduk. Muazzam motifleri var. Yani görülmesi gereken yerlerden biri. Birazdan da Sultan Camii'ne bir bakacağım. Evet.
Bu da dıştan görünüşüyle. Karşıda da sanıyorum o Sultan Camii. Ona da bir bakalım. Evet, Sultan Camii'ne de geldik. Güneş biraz vuruyor ama bu şekilde. Ayrıca şehirde elektrikli otobüsler var. Çok hoşuma gitti. %100 elektrikli. Sanıyorum 16. yüzyıl Osmanlı eserlerinden. Şöyle birazdan da içeri bir bakalım. Kimseye bahsetmeden. Evet, caminin içerisi de böyleydi. Birlikte görmüş olduk. İçine girmeyeceğim. Çeşnigir Camii. Şöyle yanından geçtim. Mehmet Paşa Bedesteni'ne geldim. Lakin tabi hafta sonu olduğu için kapalı. Yine de geçerken şöyle kenarına geçmek istedim. Fatih Kulesi'ne doğru ilerliyorum. Oradan da ana caddelere giderek bugünü de bitirmiş olacağım. Bayağı gezdik sayılır. Biraz yorucu oldu ama keyifliydi. Buralarda böyleymiş. Biraz eski usul işler var. Demirci, bıçak bilinir, mobilya, bunun gibi işler. Oldukça güzel. Evet. Burada da bir çeşme var. Bir soralım bakalım. Su içiliyor mu? Bugün Ali abiyle parkta gezerken minyatürlerini görmüştük. Şehirdeki yapıların minyatürleri vardı. O arada da konuşmuştuk. Yani şehirde o kadar çok tarihi yapı var ki hangisine denk geleceğiniz artık belirsiz. Mesela Taşçılar Mescidi geçerken şöyle denk geldim. Yani buna benzer birçok yapı var. Hepsinin önünde çeşme var. Sordum, su içiliyormuş. Çok da lezzetli. O da güzel. Yavaş yavaş Manisa'yı bitiriyorum. Yarın İzmir'de olacağım. Biraz dinlendikten sonra İzmir'de dolaşacağım. Öğlenden sonra İzmir turu yaparız. Şimdi merakım
Fatih Kulesi kaldı sanırım. Bir de orayı görelim. Daha sonra şehir merkezine doğru ana caddeden dinlenme köşemize çekilelim. Tuhaf bir şekilde hala Fatih Kulesi'ni arıyorum. Orayı aramadan önce meydandaki manzara, arkadaki dağ muazzam güzel. Meydanı bir daha çektik. Sanıyorum doğru yol üzerindeysek burada bir yerde olacak. Tuhaf bir şekilde Tokyo'da kaybolmuyorum. Türkiye'nin illerinde sık sık kaybolmaya başladım. Bu sanıyorum ki çok fazla gezen insanlar da kafadan hesap yapma durumundan dolayı. Şu şuradadır, bu buradadır diye. Olabilir. Acaba burası mı? Fatih Kulesi şeyler, bu mu? Sahiller. Biliyor musun? Fatih Kulesi bu mu? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Peki canım. Herhalde bu. Restorasyon altında. Evet. Aslında bulamamızın nedeni restorasyon altında olmasıymış. Tuhaf. Umarım bir daha geldiğimizde bitmiş olur. Daha net görmüş oluruz. O kadar aradık değil mi? Şimdi biraz da ara sokaklarda gezelim. Manisa konusunu da burada bitirmiş oluruz. Yarın da İzmir için fazladan dinlenmiş oluruz. Balıkesir ve Manisa çok yormadı. Çok da güzeldi. Manisa'ya bir gün kesinlikle yetmiyor. Onu anlamış durumdayım. Evet. Biraz ara sokaklarda şöyle gezeyim. Çok güzel. Sokaklarda düzenli. Manisa tarafından çokça sevildi. İmkan olsa birkaç gün daha kalıp şehri biraz daha iyi tanımaya çalışırdım. Lakin diğer illere de gitmemiz gerekir. O nedenle Manisa'da bugün gezimizi sonlandıracağız. Maalesef ki öyle. Yalnız Manisa iki aşamalı olacak. Kula'ya da uğrayacağız. Lakin yaptığım hesaba göre Kula'ya Uşak üzerinden gitmek. Çünkü ikisi sınır komşusu olduğu için Kula'ya da Uşak üzerinden gideceğiz. Bu şekilde Manisa'yı iki aşamalı olarak bitirmiş olacağız. Yani Kula'da belki Kula'nın içine girmeyiz ama Kula Dokya'yı görmek niyetindeyim. Oradan da Kütahya'ya geçeceğim. Biraz Akdeniz iklimini aldıktan sonra, Ege Akdeniz iklimini aldıktan sonra efendim içeriye doğru geçip tekrar Akdeniz'e ineceğiz. Karşıya geçersek daha iyi. Gölge. Güneşe karşı gitmeyelim. Şehirde belediyenin çalışmaları var sanırım. Trafik akıllı kavşaklar. Yine de bir düzensiz trafik. Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi buralarda da var. Bunun sebebi Ali abiyle de konuşmuştuk. Burada organize sanayi bölgesi olduğu için çok fazla dışarıdan göç var. Özellikle diğer ilçelerden
buraya çok geldiği için insanlar trafik ve çarpık gelmiş mi nüksetmiş. Yani buraları da böyle kalabalıklaştırmış diyelim. Çok hoş değil mi ara sokaklar, ana caddeler düzenli. Parklar da çok güzeldi bugün. Yani ben çok keyif aldım Manisa'dan. Kula'ya da muhakkak gitmem gerekiyor. Herhangi bir sorun olmazsa efendim oraya da gideceğiz. Şimdilik artık biraz böyle caddelerde gezeceğim. Tarihi yerleri gezdik. Aslında merakım kaleyi görmekti. Kaleyi de gördünüz, siz de gördünüz. Böyle çok kalan bir şey yoktu. Ağlayan Kaya'yı gördük. Parkları gördük. Ali abi sağ olsun gezdirdi. Onun dışında Muradiye Camii'ni, Sultan Camii'ni ben çok merak ediyordum. Şöyle içine de girip bir bakmış olduk. Güzel. Onları da gördük. Meydanda da bir tur attıktan sonra artık Manisa defterimizi burada kapatıp bir sonraki aşamada Kula'ya da ulaşmaya çalışacağız. Kula'yı ayrı bir bölüm olarak veririm muhtemel olarak. Durum şimdilik böyle. Ben Sivri'm. Güzel, derli toplu. İzmir'e çok yakın. Yaşanılabilir bir yer. Bence öyle. Dün Balıkesir'deydim. Balıkesir'e göre trafiği daha derli toplu, düzenli. Öyle diyelim. Ayrıca buradan geçmiyor sanırım. Dolmuşlar var burada ama birkaç yerde gördüm. %100 elektrikli otobüsleri var demiştim. Onlar da çok hoş, çok güzel. Şöyle etrafı da görelim. Biz de daha sonra görmek için hatıra aldık. Dün plakalar 10'du. Bugün 45, daha önce 17'ydi. Düzenli yol da veriyorlar. Biz de trafik kurallarına riayet ediyoruz. İleride biraz daha çekim yaparız. Yolumuzun üstünde bir park gibi yeşil alan buldum. Geçerken orayı da bir çekelim. Yine oradan da yolumuza devam ederiz. Hafta sonu havada güneşli olunca aileler demek ki buralara geliyorlar. Tepede de çok fazla insan vardı. Ağlayan ev civarında. İnsanlar yeşillik arıyorlar. Yalnız ben gördüğüm kadarıyla o şehirdeki nüfusun hızlı artışı organize sanayinin sanırım büyümesinden dolayı yeşil alan sayısı çok az. O Şehzadeler Parkı civarı biraz yeşildi. Tepeden de baktığımız zaman böyle çok yeşil bir alan göremedik. Şehirdeki yeşili biraz demişler her şehirde olduğu gibi. Bu şehirde betonun kurbanı olmuş diyelim. Yapacak çok bir şey yok yani. Şehirler kalabalıklaşıyor. Bizde bir düzensizlik var. Muhakkak öyle. Ama dünyanın her yerinde öyle. Tokyo'da da öyle. Her yer beton. Muhakkak aralarda parklar var ama çok fazla beton var. Yukarıdan baktığınız zaman Tokyo'ya
korkunç görünüyor. Yalnız Tokyo'nun içi de yeşillik güzel. Bakın buraya çiçekler açmışlar, ne güzel. Evet yani. Genel olarak böyle. Benim gördüğüm bir yeşil alan sıkıntısı var. İnsanlar da o nedenle parklara, işte Spildae tarafına, Avren Fen'in oralara abit ediyorlar. Biraz kalabalıktan korkuyorum. Maske falan takan çok fazla yok. İnsanlar pandemiyi yok sayıyorlar sanırım. Pandemi bitmiş gibi davranıyorlar. Güle güle. Biraz da etrafı görün. Buradan da bir AVM'ye uğrayacağım. Buranın da bir AVM'sini görmüş oluruz. Daha sonra 5M Migros'a gideceğim. Arabayı her zamanki gibi Migros otoparklarına bırakıyorum. Migros'a da buradan teşekkür ederim bari. Tabii çeşitli yerlere bırakıyorum ama daha geniş olduğu için oralara bırakmayı tercih ediyorum. Genel olarak Manisa böyleydi. Biz de sevdik. Gezi bakalım Van'a kadar ulaşacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Sanırım Van dönüm noktası olacak. Oraya kadar gitmeyi ümit ediyoruz. Bu gözümle ilgili problem çok sıkıntı çıkarmaz ise muhakkak birçok yere gitmiş oluruz. Yarınki programdan biraz bahsedelim. İzmir. Daha sonra da Efes yapacağız. Efes'ten Kuşadası yapacağız. Bir sonraki gün ise Aydın olacak. Bakalım. Yavaş yavaş illeri azaltmaya çalışıyoruz. Araya ilçe de sıkıştırmaya çalışıyoruz. Programı çok uzatmamak istiyorum. Mesela İzmir çok yakın. İzmir'e geçebilirdik. Ama her gittiğimiz kilometre arabaya direksiyona oturduğumuz her zaman bizi bir ertesi güne daha yorgun hissettireceği için o uygulamaya geçmedik. Dinlenelim istiyorum biraz. Ama o ilk günkü yorgunluk artık yok. Sanıyorum. Biraz alıştıktan sonra çok sıkıntı yaşamayacağız. Artık Manisa programımızı bitiriyoruz. Çıkışta Kurtuluş Kahramanları anıtı var. Geçerken oraya da bir uğradım. Şöyle trafesiz de görün. Büyükşehir Belediye Binası'nın hemen yeni heykel var. Küçük bir havuz da yapmışlar. Güzel. Hemen yanında yine Çanakkale şehitlerine ithafen bir anıt yapmışlar. Ve sergi salonu da varmış. Şöyle araları da kısaca gezelim. Evet. Sakin oturmak için de güzel. Biraz güneşe karşı kaldı sanırım. Böyle diğer tarafla yakın. Kırılmış.
Evet. Manisa'nın içinde de gezdik. Parklarını gezdik. Ağlayan kayayı biraz kaybolarak, biraz önünden geçtikten sonra kaybolarak diyelim. Orayı ziyaret ettik. Camileri ziyaret ettik. Meydandan da biraz dolaşarak Manisa programımızı tamamlamış olduk. Akşam için çok tabii etkinlik yapmak istemiyorum. Çünkü yorucu. Bakın dağ karşıda ne kadar güzel duruyor. Şehrin silüeti resmen ona bağlı. Çok da hoş. Ben Manisa'yı çok sevdim. Düzenli. Yalnız pek trafik kurallarına riayet yok. Yayalar tarafından yok. Türkiye'nin sanıyorum ki acı gerçeği. Işıklara da pek uyulmuyor. Herkes kırmızıda geçiyor. Gerçi ben de kırmızıda mı geçtim anlamadım. Yok, hayır, yeşil yanıyormuş. Evet. Manisa programımız da böylece bitti. Bir gün aslında yeterli olmadı. İki ya da üç gün ayırmak gerekiyor. İşte onu da biz ayıramıyoruz. Çünkü oradan oraya gitmemiz gerekir. Başka programlarda olacağı için. Bir günle sonlandırmak zorunda kaldık. Ama güzeldi. Sevimliydi. Şehri biraz anlamış olduk. Şehri anlamış olduk. Ve oldukça da sevdik. Çok yeşil. Şuralara bakın. Yani şehrin dışı çok yeşil. Ama şehrin içinde dediğim gibi yeşil alan çok az kalmış. Düşün de. Parklara yakın yerlerde. Ana cadde yerine şuradan geçebiliyorsak parkın oradan geçelim. Bakın yine gençler, insanlar spor yapıyorlar, koşuyorlar, ne güzel. Biz yeterince spor yaptık sanırım bugün. Evet. Ağaçlar çok güzel. Dediğim gibi programda yarın İzmir var. Ertesi gün Efes ve Kuşadası olacak. Daha sonrasında da Aydın yapacağım. Program bu şekilde devam edecek. Burası gerçekten çok güzelmiş. İnsanlar hem spor yapıyor hem dinleniyorlar. Gençler için de iyi bir yer. Genel olarak toplayalım. İki aşamalı bir turdu Manisa. İlk aşamasını kaydettik ve bitti. İkinci aşamasını Uşak'tan Kütahya'ya geçerken Kula'ya geçerek, yani Kula Dokya'yı yaparak kaydedeceğiz. Program bu şekilde ilerleyecek. Manisa'nın da ikinci ayağını bu şekilde bitirmiş olacağız. Manisa'ya tekrar geleceğiz. En sevdiğim yer Akhisar oldu. Akhisar'da kahvaltı yaptım. Parkta kuşlar o kadar güzel ötüyordu ki. Yani insan o parktan kalkmak istemiyor. Mesela şu an burada da bir park var. Kuş sesleri o kadar çok gelmiyor. Sabah orası çok sakindi. Sanıyorum belki pazar günü olduğu için sakindir. Akhisar'da video çekmedim. Sadece kahvaltımı orada yaptım. Düzenliydi. Burayı da sevdim. Burası daha büyük tabii. Büyük olunca gürültü, ses daha çok. Genel olarak Kula'yı da gördükten sonra bir yorum yapabiliriz. Şimdilik Manisa programından
Son söyleyeceklerim bunlar. Belki akşama bir kahve içmeye çıkarım. Yorgunluk durumuma bağlı. Çok yorulduğum da söylenemez. Çünkü çok keyif aldığım bir gündü. Biraz maceralıydı. Ali abiyle de görüşmüş olduk. Tabii onun başka işleri çıkınca öğlenden sonra Alayan Kaya'nın orada ayrıldık. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Bizi sevmiş, saymış. Geldiğimizi duyunca en azından eşlik etti. Şehir hakkında da bilgiler verdi. Ben de onunla birlikte şehir hakkında biraz daha bilgi sahibi oldum. İki parçalı olduğunu anladım. Böylece gün çok güzeldi. Zaten çok önemli bir şehir. Şehrin önemi tabii Osmanlı'dan kaynaklı. Osmanlı da çok önemli bir şehir olduğu için çok fazla eser var. Ve hepsini gezmeniz mümkün değil. Ya da hepsini açık bulmanız. Mesela Fatih Kulesi'ni aradık. Yani sadece dışından görmek için restorasyon halinde. Müzeler de hafta sonu olduğu için kapalı. Onları da ziyaret etme şansınız yok. İşte tarihi Bedesten'de, diğer yerlerde kapalı. Ama orası da sevimliydi. Değişik işte demircisi, terzisi, değişik meslek grupları gördük orada da. Kapalı olsa da tabelaları vardı. Çok hoştu. Genel olarak Manisa'yı çokça sevdik. Sevgili dostlar, yarınki programımız İzmir. İzmir'den de umuyorum güzel anılarla dönmüş oluruz. Gün batımı manzarası için aslında Spil Dağı'nın ucuna gidilebilir. Ama şu an oraya gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü gündüz gittim. O yorgunluk haliyle cebelleşmeden biraz dinlemenin yeterince güzel bir gündü zaten. Bu güzel günü daha fazla zorlamanın bir manası da yok. Herkese sevgiler, saygılar. Sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Türkçeme karşı da müsamaha gösterdiğiniz için yine teşekkür ederim. Bazı yerlerde takılıyorum. Bu birden fazla dil konuşmamla alakalı olabilir. Bazen Türkçe'de düşünemiyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Gösterdiğiniz müsamaha karşı da çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu ara yeni bir alışkanlık edindim. Alışveriş merkezlerinde bile sergi geziyorum. Birlikte gezelim istedim. Biraz hızlı geçtim sanırım. Biraz bekleseymişiz iyi olabilirmiş. Güzel fotoğraflar var. Manisa'da geçiriyorum akşamı. Bu son akşam olacak. Yarın da İzmir'e geçiyoruz. Kahve içmeye gelmişken bunu görünce bunu da çekmek istedim. Bunun dışında bir alışveriş merkezi sonuç itibarıyla. Bunlar yanlış gidiyoruz. Yani öyle. Yarın İzmir'den görüşmek üzere. Hoşçakalın.